öyle yazıyordu ikinciyim diye. Benim için okey. Evet şu anda canlı yayındayız. <laughs> Dürü Hocam. Sayın konuklarımız, değerli izleyenlerimiz, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tasarım Günleri Etkinliği'ne hoş geldiniz. Fakültemiz 2009 yılında kurulmuştur. Görsel sanatlar, görsel iletişim tasarımı ve endüstriyel <laughs> tasarımı bölümü olarak üç bölümden oluşmaktadır. 2013-2014 eğitim öğretim yılında görsel iletişim tasarımı bölümünde, 2014-2015 öğretim yılında da görsel sanatlar bölümünde eğitim öğretime başlanmıştır. Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip, sanat ve tasarım pratiklerini disiplinler arası bir yaklaşım ile yaratıcılığı birleştirerek şekillendirebilen, bilimsel araştırmaları destekleyen ve teşvik eden, güncel teknolojiyi kullanarak kendi alanına uyarlayabilen, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci gelişmiş, özgüveni yüksek, öğrenme merak ve isteğini canlı tutan, özgür, yenilikçi, girişimci, topluma ve çevreye sanat, tasarım ve bilim ile katkıda bulunan, sorumluluk bilinci yüksek, üretken ve lider profesyoneller yetiştirmeyi kendine misyon edinen fakültemiz, bulunduğu çevre ve şehrin sanat ve tasarım alanına katkı sağlayacak projelerle sanat ve tasarımın dinamik, barışçıl ve kavrayıcı gücünü yansıtmaya, öğrencilerine özgür ve yaratıcı anlatım olanakları sunmaya çalışmaktadır. Eski Yunan'da üniversite kavramının ortaya çıkmasından bu yana yüzlerce yıl geçti. Ancak Latince aynı amaç uğruna toplanan insanların bir araya geldikleri kurumu ifade eden üniversite, bugün de insanlık için önemli kavramlardan birini ifade etmektedir. Latince'de üniversite, bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip ve ortak çıkarları olan kişiler topluluğu ile başlayan, ve insanların bir araya gelerek beyin fırtınası yaptıkları, düşüncenin serbestçe açıklandığı alanlardır. Aristo'nun ve Platon'un hayatımıza hediye ettiği üniversite kavramı, yani bugünkü ifadesiyle üniversite, öğrenme, bilgi ve deneyimleri paylaşma ve bu bilgileri hayatın pratiğine aktarma üzerine kurulması durumunda bir anlam ifade eder. Artık günümüz dünyasında bilginin zaman zaman yol açacak kadar hızlı bir şekilde dolaşımda olduğunu, doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmanın yolunun deneyimleri ulusal ve uluslararası bütün platformlarda paylaşmaktan başka deyimle etkileşimden geçtiğini biliyoruz. 24 Mart 27 Mart 2021 tarihleri arasında Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen bu etkinlikte Sanat ve Tasarım üretimleriyle ulusal ve uluslararası camiada tanınan çok değerli sanatçı, tasarımcı ve düşünürleri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Günümüz dünyasında artık fark yaratacak alanların, yaratıcılık deneyimleri üzerine kurul sanat ve tasarımdan geçtiği aşikardır. Bu durumun farkındalığında olan gençlerimizle ve değerli izleyenlerimizle, sanat ve tasarıma dair yapıtlarını, üretim süreçlerini, bilgilerini, deneyimlerini ve görüşlerini bizlere aktaracak ve paylaşacak olan tüm konuklarımıza, tek tek teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bu etkinliğin düzenlenmesinde çaba gösteren ve emek harcayan görsel iletişim tasarımı bölümü öğretim elemanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu güzel etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devamını dileyerek bilginin, deneyimin, üretimin paylaşarak çoğaldığı sağlıklı günlerde fakültemizde görüşmek dileğiyle iyi seyirler. Hoşçakalın. E, teşekkür ederim Dürüy Hocam. E, ben de kendimi tanıtayım. E, Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doçent Doktor Gülbin Özdemir Akarçay. E, geçen sene ilkini düzenlediğimiz SOGÜ tasarım buluşmaları çok heyecanlı ve coşkuyla geçmişti. Seminerler, söyleşiler e, çok keyifliydi. Çünkü bölümümüz e, interdisipliner bir bölüm. Animasyon, fotoğraf, grafik, illüstrasyon, e, yeni medya, o, o, dijital oyun gibi farklı alanlarda Eğitim veriyoruz, farklı alanlarda öğrencilerimizi yetiştiriyoruz ve biz hem farklı alanlarda uzman hocalarımızla hem de konuklarımızla öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İlki düzenlediğimiz tasarım buluşmalarının amacı da buydu. Yani sadece okuldaki eğitimle öğrencilere farklı bir vizyon aşılamak değil, aynı zamanda alanda uzmanlarıyla onları buluşturup, Farklı bakış açıları yaratmaktı. E, ma maalesef söyleşileri ve workshopları yaptık. Sonra pandemi maalesef e, gerçekleşti ve bir bir buluşmaların bir kısmını gerçekleştirememiştik. E, Görsel iletişim Tasarımı bölümü dinamik bir bölüm. Yani e, bu tasarım buluşmaları da bu dinamizmin, e, bu interdisipliner vizyonun, uluslararasılaşmanın ve e, evrenselleşmenin ve aynı zamanda bu alana farklı gözle bakabilmenin amacını taşıyor, bunun için çabalıyor. Ve GMK, Grafik Tasarımcıları Meslek Kuruluşu, geçen senede çok destek vermişti bize. Bu dinamik kadroya bir vizyonla, söyleşilerle, seminerlerle ve özellikle de workshoplarla destek vermişti Bir kısmını gerçekleştirememiştik. Bu sene seminerlerimizde tekrar bizimle birlikteler. Ben öncelikle Grafik Tasarımcıları Meslek Kuruluşu'na yani GMK'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü GMK 1978'den beri var. Bir mesleğin örgütünün bu denli eski olması, mesleğin alanda tanınırlığını, güçlenmesini, vizyon, vizyonu birçok alana yansıtmasını, eğitimle birlikte yeni grafik tasarımcılara bir kapı açmayı sağlayan önemli kuruluşlar. O yüzden yönetim kuruluna ve üyelerine çok teşekkür ediyorum. Geçen sene seminerlerimize katılamayan Arda Nergüven, Çağla Turgul, Hazar Çetin, Aykut Genç, bu sene bizimle birlikteler. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onları burada Eskişehir'de Ağırlamayı, onlarla yüz yüze sohbet etmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı, öğrencilerimizi buluşturmayı çok isterdik ama burada da online platformlar sağ olsun can cana değil ama cam cama <laughs> artık bu son dönemlerin en güzel çok sevdiğim cümlelerinden bir tanesi. Birlikteyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ve e, bu sene gerçekten çok güçlü bir programla sizlerle birlikteyiz. Tasarımı sadece belirli bir alanı hapsetmek e, taraftarı değiliz. Tasarım her yerde var. Yani güncel sanatın içinde de var, fotoğrafın içinde de var, grafik de zaten var, mimari de var. Bir çok interdisipliner bir alan. Herkesin bu tasarım düşüncesini kendi alanına entegre etmesi ve bu tasarım e, yaratıcı düşünmeyle birlikte gerçekleştirmesi bizim için çok değerli. Ve öğrencilerimize ve bir de izleyenlere farklı bakış açısı yaratabilecek bir e, vizyon. Bu yüzden e, minyatür sanatından, performans sanatına, illüstrasyondan motion grafiğe, yeni medya sanatından e, e, foto, foto muhabiri olma meselesine, arşivcilikten yani arşivin güncel sanatlara nasıl entegre edildiğine kadar e, tabii GMK ile birlikte grafik tasarımına kadar çok geniş alanda e, ...konuklarımız olacak, sanatçılarımız, tasarımcılarımız ve uzmanlarımız bizimle birlikte olacak. Ben onlara bugün e, hepinizin önünde çok çok teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz zenginlik katacaksınız. E, çok sözü uzatmak istemiyorum. O yüzden ben e, ilk oturumdaki konuklarımızı kısaca size tanıtmak istiyorum. Ardan Ergüven, Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu ve Marmara'da e, kendi alanında lisans eğitimini gerçekleştirdi. Ee, ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında jüriyeliği yaptığı küratörlükleri var, ulusal uluslararası sergilere katıldı, ee, GMK'nın yönetim kurulunda yer aldı. Ee, şu an kendisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik, Grafik Bölümü e, öğretim üyesi. Ee, Çağla Tuğrul lisans eğitimini Rochester Institute of Technology School of Fine and Applied Arts Department of Graphic Design New York'ta. Yüksek lisansında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde tamamladı. Çok önemli ajanslarda çalıştı, ve ardından da kendi e, ajansını, tasarım ofisini kurdu. Şu an e, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak tipografi, görsel tasarım ve proje dersleri veriyor. E, tekrar çok teşekkür ediyorum ve çok laf uzatmadan e, tam da zamanını doldurmuş üzere sözü size bırakıyorum. Tekrar çok teşekkürler. Merhabalar, biz de çok teşekkür ederiz. E, Öncelikle bizi davet ettiğiniz için GmK olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi sanat ve tasarım Fakültesi olarak bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz biz de heyecanla bekliyorduk bu sunumu dediğiniz gibi sizin de az önce söylediğiniz gibi bu geçen yıl olacaktı araya bir yıllık bir süre girdi şimdi bugün hepimiz çeşitli sunumlar yapacağız ama biz aslında bir başlık etrafında toplamak istedik bu sunumları Tabii ki yine hepimizin içeriği birbirinden Farklı olacak. Bugün yapacağım sunum, ben aynı zamanda halen GMK Yönetim Kurulu Üyesi olduğum için GMK ile ilgili sunumu yapmak bugün bana düştü. Bugün hem GMK ile ilgili bir sunum yapacağım, hem de biraz kendi ilişkimi anlatacağım GMK üzerinden. Şimdi bu sunumu yaparken sanırım burada paylaşabiliyorum, değil mi? Nasıl yapıyoruz? Bir ona bakayım. Çünkü normal zoom, evet, share screen dedim, evet. evet, süper. Ee, bunu tam ekran yaptığımda görünüyor mu acaba şu anda? Evet, görünüyor, her şey gayet güzel. Harika, çok teşekkürler tekrar. Şimdi sunumumun başlığı GMK ne işe yarar? Bu bize çoğu zaman GMK Yönetim Kurulu olarak yöneltilen bir soru. O nedenle bu başlığı seçtim ve aslında. Bunun üzerinden hem biraz GMK'nın öyküsünü hem de üyelerle ilişkisini sizlere anlatacağım. Burada GMK ile ilgili çok teknik bilgilere girmeyeceğim. Çünkü bu bilgilerin her biri aslında web sitemizde çok detaylı bir şekilde yer alıyor. Bunun yerine GMK'ya üye olduğunuzda neler olabilir ve sizi nasıl bir hayat bekliyor? Biraz e, kendi e, geçmişim ya da kendi ilişkim üzerinden biraz bunu anlatmaya çalışacağım. E, GMK 1978 yılında kuruldu. Ben de 1978 yılında doğdum. GMK ile aynı yaştayız. E, bu benim için önemli bir şey. E, sanırım GMK Haziran ayında kurulmuştu. Ben de Nisan ayında doğmuştum. Dolayısıyla aslında GMK tarihine baktığımızda 40 yıldan uzun süredir var olan bir kurumdan bahsediyoruz. Ve bu kurumun içinde çok önemli tasarımcılar yer aldı. Türk grafik tasarımına yön veren. Şimdi görsel sanatlarla ilişkime gelecek olursak, benim görsel sanatlar yani logo olarak gördüğüm ilk sembol Superman logosuydu. Arda Bey çok üzülüyorum, bölüyorum ama sunumun önünde bir colors şeyi var. Onu görebiliyor musunuz sunumu? Aa, <laughs> şu şey mi acaba? Colors dediğiniz? Aa, hayır, şimdi gördüm ben bunu. <laughs> evet, Pardon, evet. çok özür çok... dilerim. Rica ederim, rica ederim. Tekrar. Burada görünmüyor çünkü tam ekran yaptığımda, evet. Şimdi sanırım daha net görünüyor. Aynen, evet. Ee, i̇lk tanıştığım sembol Superman logosuydu. Çünkü aslında Superman'in de ilk bölümü <laughs> 1978'de çekilmişti. Ee, onunla da yaşadı sayılırız. Ee, fakat e, tabii ki biliyorsunuz Superman e, aynı zamanda Clark Kent. Yani bizim yaşamımızda tezahür eden... E, karakteri eee Kent olarak tanıyoruz. Biz gayet işte gözlüklü bir gazeteci, e, son derece düzgün bir insan, e, işini doğru yapmaya çalışan ama diğer taraftan aslında bu bir süper kahraman. Bugünün e, tabiriyle nerd olarak tanımlayacağımız görüntüye sahip bir kişiliğe sahip. Tabii Superman'in ben ilk e, ilk olarak Superman 3 olarak izlemiştim. Bu da 1983'te ...çekilmişti. Yani ben 5 yaşımdaydım. Bunu da bir yazlık sinemada ilk defa izlemiştim ve bu afişi çok iyi hatırlıyorum. Daha sonradan sahaflardan bulup bu afişi satın alıp evimde çerçeveletip asmıştım Çünkü benim grafik tasarımda başlayan ilk temasım olarak tanımlayabiliriz bu afişi. Daha sonra bu çizgi romanlara, çizgi karakterlere olan ilgim devam etmeye başladı... Bunların başında da Garfield geliyordu. Bu Garfield'ın karikatürleri, band karikatürleri evimize düzenli olarak alınan Cumhuriyet gazetesinde hep yer alıyordu ve ben de onları okumaya çalışıyordum. Bu da en sevdiğim öykülerinden bir tanesi. Ne kadar az şey yaparsam yapayım hep daha azını yapabilirmişim gibi geliyor. Bunun mantığını daha sonra anlatacağım. Tabii ben Garfield'ı görür görmez hemen onu kopyalamaya başladım. Çünkü onun gibi bir şey yapmak istiyordum. Ee, ve o zamanlar işte Bando dergisi çıkıyor, Fames'de diye e, ve Prentan diye İstanbul'da ve Türkiye'nin ilk kapalı alışveriş merkezi açılmış. Bu reklamla ilgili her şeyi yansıtabileceğim bir karakter olarak tahil etmeye başlamıştım. Ve e, sonrasında Garfield'ın çeşitli versiyonlarını yapmaya başladım kendimce keçeli boyalarla yeni bir dünya keşfetmiştim. Bu yaptığım kartlar da evimize gelen sergi davetiyelerinin düz olan arka kısımlarıydı. Çünkü daha o zaman Bristol kartonun ne olduğunu da bilmiyordum, hiç tanışıklığım yoktu. Bunları 1990'da yani 12 yaşımdayken yapmaya başlamıştım. Benim için çok yeni bir keşifti bu renkleri bir araya getirmek keçeli kalemle Bristol kartonu üzerinde yeni dünyalar yaratmak bunları yapıp yatağımın önüne koyup sabah uyandığımda izleyerek uyanıyordum müthiş bir heyecan duyuyordum açıkçası o yıllarda ilkokuldaki derslerimle ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum sadece bunları hatırlıyorum bunları yapmak benim için çok önemliydi. Daha sonra e, Garfield'ı çizdiğimi gören babam Snoopy örnek verdi. Çünkü Snoopy Charles Schulz'un yarattığı ve e, açıkçası e, ekonomik anlamda ya da nasıl söyleyeyim e, ticari olarak en başarılı olmuş karakterlerden bir tanesiydi. Çünkü gerçekten e, okul çantalarından e, işte kalem kutularına kadar aklınıza gelebilecek her yerde Sno Snoopy'yi görüyordunuz. Snoopy önemli bir karakterdi ve babam bana bu karakteri şöyle tanıtmıştı. Bak demişti, Charles Schultz Snoopy'i yaratmış ve bunun sayesinde çok para kazanmış demişti. Nedense o zamanlar para kazanmak benim hep ilgimi çeken bir konuydu ilkokulda olmama rağmen. Bir şekilde e, yaptığım işten para kazanmam gerektiğini düşünüyordum. Ve ben de kendi karakterimi yaratmaya karar verdim. Ben de e, Gürbüz diye bir karakter yarattım o zaman. Bu gürbüz aslında e, benim yansımamdı. Benim e, aslında olmak istediğim kişi diyebileceğimiz ama bir taraftan da benle birleştirilmiş kişi. O zamanlar sarışın ve mavi gözlü olmak benim için çok inanılmaz e, ütopik bir şeydi. Yani öyle bir imkanım olsa nedense sarışın ve mavi gözlü olmak istiyordum. Nedenini bilmiyorum. E, ve e, böyle bir karakter yarattım. Tabii... O zamanlar son derece amatörce çiziyorum, kendimce bir karakter yaratıyorum ve bu karakterin de özelliği yemek yemeyi, özellikle tatlı yemeyi çok sevmesiydi. Pasta ve dondurma, bütün arkadaşlarıyla durmadan işte dondurma ve pasta yiyen bir karakter olarak bunu yaratmıştım. Burada çeşitli yani bulduğum her kartona gürbüzün çeşitli hallerini çiziyordum işte çiftlikte gürbüz, parkta gürbüz, işte çölde gürbüz şeklinde ve bütün hikayeler hep yemek üzerine kuruluydu. Yemek ve şişmanlık üzerine kurulu. Çünkü çocukluğumda toplu bir çocuktum, şişman ve iri bir çocuktum. Şurada gösterebilirim size fotoğraflarda. Şu gördüğünüz benim ve o yıllarda Okula sadece bunları yapmak için gidiyordum açıkçası. Ve e, bunu daha da ilerletip ilk grafik tasarım ürünlerimi yapmaya başladım. E, Çocuk Dünyası diye bir dergi çıkar, çıkarıyordum. Aslında bir tür fanzin diyebiliriz bugünün koşullarında. İlk başta kurşun kalemle yapmıştım. Fakat fotokopi makinesinde çok net çıkmayınca e, çok yakın bir aile dostumuz e, o zamanlar yeni çıkan Stabilo'nun siyah kalemlerinin ...den bir tane bana hediye etmişti. Bundan sonra bununla yaparsın diye ve ben büyük bir heyecanla... ...kendim içerikleri hazırlayıp bu dergileri e, tasarlıyordum. Açıkçası içerikler tasarlamam için bir gerekçeydi. Benim için bütün olay e, buraya karikatürleri çizmek ve bu dünyayı yaratmaktı. Sonrasında e, yine... İlerletip işte Gürbüz'ü de bir kitapçık gibi yapmaya başladım. Ee, gördüğünüz gibi yine çalınan pasta, her zaman pasta başrolde. Çünkü o zamanlar en sevdiğim şey pasta yemekti. Ve istediğim kadar da hiçbir zaman yiyemiyordum. Çünkü e, sınırlandırılıyordum. E, bu da yaptığım ilk profesyonel grafik tasarım işiydi. Yine o yıllarda yapmıştım bunu. E, o zaman çok... E, işini bilen bir dostu vardı babamın ve bunu çizdiğimi görünce kendisi ilkokul çocukları için test programları hazırlıyordu, mektupla bana hemen kapağı için bir çizim yaptırmıştı ve ilk e, tasarımdan paramı da bu işle kazanmıştım. Bu da benim için önemliydi. Böyle karakterler çizmiştim. E, bunları yapmaya devam ediyordum. Sonrasında bütün bunlar 1990'lar, ya yani 90 yılında oluyor. Evimize Neşe Erdoğan bir deseni geldi. Bu çok meşhur Doğu Ekspresi resminin aslında özgün deseni. Ben bu deseni görünce birden bir şey oldu. Yani çarpıldım ve çok etkilendim bu desenden. Nedenini bilmiyorum. Yani kurşun kalemle böyle bir şey yapılması çok dikkatimi çekmiş olabilir. Oradaki kırmızı boya... Tabii Neşe Erdoğan deseni inanılmaz güçlü olduğu için çok ustaca yapılmıştı. Adamın yüz ifadesi ve ben birdenbire böyle şeyler yapmaya başladım. Amatör yani çizemiyordum belki ama bunları yapmaya çalışıyordum. Benim için yeni bir dünyaydı. İşte altına da yazıyordum işçi, işte çörekçi, düşünüş gibi, balıkçı gibi böyle böyle desenler yaparak devam ediyordum. Sonrasında tabii o zaman yağlı boya olmadığı için guaj boyalı o efektleri yakalamaya çalışarak kendimce bir tür aslında resim benim için yeni bir dünya olmuştu karikatürün dışında ve ilerlemek istediğim noktaya dönüşmüştü. Bu da anneannemin portresiydi. O zaman deneme yapmıştım. Yapabilecek miyim bakalım diye. Benziyordu aslında. Anneannem o zamanlar aynen böyle şişmandı. Fakat bir taraftan mimarlığa ve teknik çizimlere de çok ilgi duyuyordum. Ve elime cetveli alıp böyle şömine tasarlıyordum mesela. Çünkü şömine o zamanlar bir evde çok önemli bir aksesuardı. Bizim dönemimizde dizilerde hep şömineler olurdu. Ve ben de o özlemi bir şömine tasarlayarak Gidermeye çalışmıştım. E, fakat yine o yıllarda evimizde bir tane kitap dikkatimi çekti. E, bu da Bülent Erkmen'in e, 91 ve 92 arasında yaptığı çalışmaları içeren e, bir kitabıydı. Bu 2000'e kadar Bülent Erkmen her iki yılda bir bunu çıkarmaya devam etmişti. Bu kitabı görünce. E, Bunların ne olduğunu bilmiyordum açıkçası fakat çok ilgimi çekmişti ve hemen alıp bunu babama götürdüm. Bunlar nedir dedim. İşte grafik tasarım bunlar dedi. Ve o anda ben dedim grafik tasarımcı olmak istiyorum. Çünkü nedense çok hoşuma gitmişti. Gerçekten çok farklı görünüyorlardı ve aslında etrafımda gördüğüm ama tasarlandığını bilmediğim şeylerin var olduğunu gördüm böylece ve bunların da yapılabildiğini anladım. Tabii burada en sevdiğim işlerden bir tanesi buydu. Çünkü evet diyeceksiniz bunda ne var? Çünkü ben çok hızlı bir şekilde yapmayı seviyordum. Çünkü çok çalışkan bir çocuk değildim aslında. Yani bir şeyi ne kadar hızlı yapıp bitirirsem benim için o kadar iyi diye düşünüyordum ve aa dedim bu böyle bir işse ben bunu yapabilirim. Halbuki aslında bunu yapmak çok zor. Kolay değil. Çok çalışmak gerekiyor ve Buradan hareketle e, grafik tasarımcı olmaya karar verdim ve İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavına girdim. E, sonra orayı kazandım ve e, orada hazırlık da dahil dört yıl boyunca işte hem resim hem grafik tasarım işte heykel her alanda eğitim gördük. O yıllar yani 90 yılında kurulmuştu ve e, Güzel Sanatlar Liselerinin en iyi olduğu yıllardı açıkçası çünkü hocalarımızın hepsi sonra üniversite hocası oldu. Oradan mezun olunca da Bilkent Üniversitesi'ne girdim. Ee, bu görselle Bilkent, Bilkent Üniversitesi'nin alakası ne diye soracak olursanız orada temel tasarım dersimizdeki kuralların başında bir tane alet çantası alıp onun içine boyalar, kalemler, pergeller, işte dersiniz için gerekli tüm aletlerle doldurmak yer alıyordu. Ve böyle bir çantamız vardı ve bu çantayı yanımızdan ayırmıyorduk. Bilkent'te bende en çok iz bırakan ve benim için en önemli olan derslerden bir tanesi temel tasarım dersiydi. Basic Design. Ve o yılın sonunda bizden bir temel tasarım dersini anlatan iş yapmamızı istemişlerdi. Ben de The Origin of Visuality, görselliğin başlangıcı konseptiyle böyle bir iş yaptım. Çünkü o dönemde manipülasyona çok meraklıydım. Photoshop bilmiyorduk henüz. Daha ilk yıldı. Bu kadar da gelişmemişti e, bilgisayar. Fakat artık kullanılıyordu. Ama bizim bilgimiz yetersiz olduğu için desenim de iyi olduğundan gözü bu şekilde bir süperme dönüştürmüştüm. E, o zamandan beri hep dikkat ettiğim şey kavramlarla oynamaktı. Ki basic design dersinde biz aslında üçgen ve kareler olmasına rağmen bu şekilde bir görsel teknikle e, yansıtmak istedim. Çünkü amacım ileride bu tür işler yapmaktı. Fakat gelin görün ki Bilkent'ten mezun olunca ilk girdiğim yer El Dergisi'ydi. Evet gözlerle uğraştım fakat işim bu kirpikleri tek tek dekupa etmekti. Aslında en büyük hayalim üniversiteden mezun olunca reklam ajansına girip sanat yönetmeni olmaktı. Fakat mezun olduğum yıl büyük bir ekonomik krizi olunca ajans macerası biraz ertelendi. Ben de orada bir süre e, görev yaptım el dergisine, sayfalar tasarladım, işte çeşitli işleri yaptım. E, ama tabii ki istediğim o değildi. Sonunda çok istediğim, içinde R olan bu şekilde bir reklam ajansına girdim. Burada adını söylemiyorum. E, bilenler tahmin edecektir. Fakat yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğumu yine gördüm. Çünkü e, ekonomik olarak zor bir dönemdi. O dönem ajans sahibinin... E, yaratmaya çalıştığı bir restoranı vardı. Ve o restoranla ilgili işleri de kimse yapmak istemiyordu aslında isterseniz. E, ve o işi yapmak da bana düşmüştü. Ve uzunca bir süre o markanın birçok işini yaptım. E, gelin görün ki en sonunda benden bir lahmacun için e, broşür yapmamı isteyene kadar e, o broşür benden istendikten sonra e, orada daha fazla kalamayacağıma karar verdim. Sonrasında B planı devreye girdi. Ee, A planım reklam ajansında çalışmaktı. Fakat e, B planı biraz kendiliğinden de gelişti. Ee, reklam ajansında çalışırken öğrenmeyi sevdiğimi anladım. Yani e, reklam ajansında çünkü gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz ve hep kendinizden veriyorsunuz. Ama ben bir taraftan da öğrenmek benim için önemliydi. Tam da o yıllarda Güven Borçan'ın Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar mı kitabı piyasaya çıkmıştı, billboardlarda tanıtımı yapılıyordu. ve e, bu kitap çok dikkatimi çekti. E, bunun nedeni logo tasarlamayı sevmem, markaları, marka kavramını sevmemdi. Bu kitabı okuyunca aslında marka kavramının tasarımın çok daha ötesinde olduğunu ve pazarlama ile çok ilişki içinde olduğunu ve bunu doğru şekilde yapabilmek için çok fazla şey öğrenmek gerektiğini fark ettim e, ve bu alanda çalışmaya başladım. Ama ilk başta yaptığım şey e, GMK'ya 2006'da üye olmak oldu. Çünkü e, şu bilinçle üye oldum. GMK'ya üye olursam bu işi daha profesyonelce yaparım, daha çok sorumluluk alırım, meslektaşlarıma karşı sorumluluğumu yerine getiririm diyerek GMK'ya üye oldum. E, bu da gördüğünüz gibi 812 sayılı üyesi olduğumu gösteren GMK e, belgem. E, sonrasında o yıl Üye olduğum yıl tasarladığım Soda isimli bir reklam ajansı için tasarladığım logo en iyi logo ödülünü kazandı ve bu benim için çok büyük bir sürpriz oldu ve çok heyecanlandım beni de çok cesaretlendirdi bu da ödül tereni sırasında yine sol tarafta beni görebilirsiniz ve açıkçası üye olduğunuz bir dernek tarafından ilk yıl ödüllendirilmek müthiş heyecan vericiydi. Ee, bu da ödülüm ee, benim için muhteşem bir nesneydi bu çünkü ilk defa bir grafik tasarım alanında ödül alıyordum ve GMK'da bizim mesleğimizin en saygın kuruluşlarından bir tanesiydi. Bu cesaretle ben e, daha fazla çalışmaya başladım ve hep GMK sergilerini hayal ediyordum yaptığım işlerin GMK'da yine ödül alacağını düşünüyordum İşte böyle şöyle şöyle böyle diyerek sürekli yeni şeyler deniyordum. Ee, ...ve gerçekten sergiler çok güzel oluyordu... ...ve ben de sergilere hep katılıyordum... Ee, ...fakat gelin görün ki... ...o yıl bir sonraki yıl... ...ödül kazanamamıştım... ...bu beni biraz şaşırtmıştı... ...çünkü katıldığım işlerle yeni ödül kazanacağımı bekliyordum... Ee, ...fakat cesaretim kırılmadı... ...yani dedim ki... ...demek ki daha fazla çalışmam lazım... ...tekrar aynı şekilde çalışmaya devam ettim... Ee, ...aynı heyecanla... Ee, Böyle işler yaptım. Bunları hızlı geçeceğim. Kendi yaptığım işleri çok anlatmak istemiyorum o yıllarda çünkü çok fazla iş var. Zaten burada sadece bir bölümünü seçtim. Sergiye katıldığım işler. Bu sevdiğim bir işti ve bunu da tekrar sergiye göndermiştim. Aynı yıl Kadir Has Üniversitesi'nin yönlendirme tasarımlarını yapmıştım. Bu da benim için çok önemli bir işti. Çok önemsiyordum. Hatta bu işler montajlı yapılırken bu işlerin yeşim demir Umut Südüak, o dönemki GMK Yönetim Kurulu ile tam bu kapının önünde karşılaşmıştık. Çünkü sergi, o yılın sergisi Kadir Has Üniversitesi'nde olacaktı. Ben de çok heyecanlanmıştım. Benim için çok heyecan verici bir olaydı bu. Ve bu şekilde tasarımları gerçekleştirdim. Sergi töreni yine muhteşemdi, harikaydı. Bu işler dışında başka işlerle de katılmıştım yarışmaya. Ama yine kazanamadım. ...biraz moralim bozulmaya başladı. Çünkü e, aidat ödüyordum, e, sergiye iş gönderiyordum, iyi yaptığımı inanıyordum ama hiçbir şekilde kazanamıyordum. Bu işte bir problem olduğunu düşünmeye başladım. Ama yapılacak şey e, yine kendinizi geliştirmekti. Bu sefer e, çok fazla okumaya başladım. Çünkü bir şeyleri görmediğimi, kaçırdığımı hissetmeye başlamıştım. E, okurken benim için en önemli kaynaklardan bir tanesi GMK'nın yayınladığı yazılardı. Yazılar müthiş bir kaynaktı ve GMK'ya üye olduğum için de her ay bana geliyordu. Osman Tülü bunların editörlüğünü yapıyordu ve çeşitli dergilerden çeviriler bu yazılarda yer alıyordu ve gerçekten hala çok iyi olduğunu düşündüğüm yazılar vardı bu çalışma bu dokümanın içinde. Yine aynı yıl bizim mesleğimizin en önemli dergilerinden biri olan Ay'a hemen abone olmuştum. Ve yılda dört sayı çıkar. Mevsimseldir yani güz sayısı, bahar sayısı, yaz sayısı diye. Ve o dergileri yine okuyordum. Ve okudukça tasarımlarım biraz değişmeye başladı. Yani okumak gerçekten tasarımlarımı değiştiriyordu. İşte çeşitli kitap kapakları yaptım, afişler yaptım. çeşitli etkinlikler için, uluslararası etkinlikler için yine afiş tasarladım. Bunlar orada sergilendi. Sonra kendi kendime projeler yaptım. Okumak ne güzel diye böyle bir afiş dizisi hazırladım. Ve bunları çok inanarak yani hep iyi olduğunu inanıyordum. İşte bir dalış elbisesi markası için logo tasarlamıştım. Yine bu da Dalmayı sevdiğim için e, sevdiğim işlerimden biri olmuştu. Sonra birçok yerde göreceğiniz bu Polmak Gold krem fıstık için ambalaj tasarımı yaptım. Ee, yine farklı markalar için ambalaj tasarımları yapmaya devam ettim. Bütün bunları yaparken düşündüğüm tek şey bunları GMK yarışmasına yollayacağım ve ödül alacağım. Da açıkçası yani o şekle yapıyordum. Ee, çeşitli markalara işte broşürler, menüler... ...tasarladım. Bu Avşada... adasındaki bir şarap üreticisi... ...için yaptığım bir çalışmaydı. Sonra bunun... ...sayesinde Vinolus... ...şaraplarına yaptım. Ee, ama yine kazanamadım. Ee, bu sefer gerçekten çok... ...sinirlenmeye başlamıştım. Hatta... ...şaşırıyordum. Yani niye kazanamıyorum... ...ben bu yarışmaları diye. Fakat... ...GMK üyeliğim devam ediyordu. Ee, sergilere de... ...katılıyordum. Ee, sonra yazmaya başladım. Bu arada GMK'ya olan serzenişlerimi de yani dolaylı olarak başka yollarla iletiyordum. İşte yarışma jürileri oluyor, bir şeyler yazıyorum filan. Bunu işte Osman Bey'e iletiyorum, bir şeyler oluyor ama kendim de yazı yazmaya başladım. Bu yazdığım yazılar ilk başta grafik tasarım dergisinde yayınlanmaya başladı. Yapı dergisine yine mimarlıkla ilgili bir yazı yazmıştım. Yazıyordum, çiziyordum, yazıyordum, çiziyordum. Durmadan bir şeyler yapıyordum. Yani hep meşguldüm. Evet biraz öfkeliydim ama tek şansım bir şeyler üretmekti. Başka şansım yoktu. Sonrasında o dönem çok önemli olan Typo Berlin konferansına katıldım. İzleyici olarak katılmıştım bunlara. Hatta Aradamento Mimarlık Dergisi'ne rica etmiştim. Bana basın kartı çıkarmışlardı ve o sayede aslında bin euronun üzerinde olan bu konferansa ücretsiz olarak katılabilmiştim. Diğer masrafları kendim karşılıyordum. Ve benim için çok önemli bir deneyim olmuştu. Bu konferans bir taraftan çok iyi, bir taraftan çok moral bozucu. Çünkü dünyanın en iyi tasarımcılarının sunumlarını görüyorsunuz ve aranızda müthiş bir mesafe var. Ama Typo Berlin'deki deneyimlerimi daha sonra Ardeamento Mimarlık dergisi için yazmaya başladım. İlk yazım Typo Berlin 2010'du. Sonra Erik Spiekermann hakkında bir yazı hazırladım. Sonrasında yaptığım seyahatlerde gördüğüm sergileri yazdım. En son yazdığım yazılardan bir tanesi de Pierre Bernard hakkındaydı. Yani yazmaya sürekli devam ettim. O zaman hayatım paylaştığım kişi bu yazdıkların ne işe yarayacak diye beni eleştirmişti. Çünkü ben bir tasarımcıydım ve tasarım yapmam gerekiyordu. Ee, tasarım yapmaya devam ettim. Ee, fakat tabii tasarım sizin deniyet, denetleyebileceğiniz şeylerin çok ötesinde. Yani kime tasarım yaptığınız, yaptığınız tasarımın kaderini de belirliyor. Tasarımlar yapmaya devam ettim. Bunların bir kısmı küçük üreticiler içinde, bazıları önemli sanatçılar içinde. Bunlar devam etti. Ee, yine Minolus için tasarım yaptım. Ee, yine kazanamadım. Yine yarışmaya girdim ve yine ödül alamadım. Ee, GMK üyeliğim devam ediyordu ama artık ne yapacağımı bilmiyordum. Hatta artık bundan sonra sergilere katılmasam daha iyi olur diye tam düşünmeye başlamışken telefonum çaldı. Ee, GMK arıyordu. Çok şaşırdım. Yani GMK'dan niye telefon geldi bana diye ve telefon aynen şöyle açıldı. haber diye. Bu haber diyen o dönemki GMK başkanı Umut Südü aktı. Ben de Allah Allah dedim. Beni niye arıyorlar acaba? Ee, dediler ki seni yönetim kuruluna almak istiyoruz. Ben çok şaşırmıştım. Çünkü hani yönetim kuruluna alınan kişilerin sadece... ...GMK'da ödül alan ve başarılı olan kişiler olduğunu düşünüyordum. Ama sanırım yazdığım yazılar... ...ya da bu konuya olan ilgin bir şekilde dikkat çekmişti. Ve e, yönetim kurulu toplantılarına katılmaya başladım. Ve o zaman gerçek anlamda GMK'nın ne olduğunu... Anladım. Hiç de dışarıdan göründüğü gibi değildi. GMK yönetim kurulunda olanların çok zor bir görevi vardı. Çok çalışmaları gerekiyordu. Ve gerçekten biz de e, çok yoğun çalışarak bir sürü etkinlik yaptık. Bir kısmına gerçekten çok aktif olarak katılabildiğim bir kısmına katılamadım. Çünkü gerçekten tam zamanlı çalışmanız gerekiyor ve zor bir iş. E, sonrasında 2014'te ilginç bir şekilde... E, o yıl e, açtığım opera Afişleri sergim vardı. Bu sergi Almanya'da da oldu, İtalya'da da oldu. Ve tesadüfen bu afişi de sergiye yollamıştım. Ve o yıl İHA Polisi Afiş Özel Ödülünü kazandım. Yani hiç beklemediğim bir şeydi aslında yani ödül. E, ve mutlu olmuştum açıkçası. E, ve e, şunu gördüm GMK'nın içine girince. Gerçekten o jürilerin ne kadar... E, bu tabii jüride ben yer almamış, yani gözlemlememiştim fakat diğer jürilerde gördüğüm şey gerçekten çok ince bir elemeden geçti ve iyi olan işlerin seçilmeye çalışıldığıydı. Ee, sonraki yıllarda yine katılmak istedim ama şöyle bir karar aldık. Ee, o, o dönemde ben yönetim kurulundaydım ve bunun belki üyeler arasında rahatsızlık yaratacağını düşünerek yönetim kurulundakilerin sergilere katılmaması daha doğrusu katılacak olsalar bile yarışmalı bölüme katılmamalarının daha iyi olacağını düşündük ve böyle, bu yönde bir karar aldık. Yani aslında şöyle düşünün, o tarihten itibaren yaptığım hiçbir işi paylaşamadım. Yani böyle bir fedakarlık yapmamız gerekti. Ama GMK için yine öğrenci programı üyeliği işlerini, tasarımlarını yaptım. E, GMK'da yer almak benim için çok önemliydi. Fakat çok zor bir işti yani onu fark ettim gerçekten. Sonra 2000 e, GMK'nın 40. yılı için e, 2018'de e, her üyeden afiş istendi. Ben de aynı yaşta olduğum için bu afişi tasarladım. E, tabii ki kendimi daha mutlu hissediyordum. Çünkü GMK ile ilgili bir şey fark etmeye başlamıştım. E, GMK'nın bana verdiği şey aslında ödülün çok daha ötesindeydi. Şimdi onu anlatacağım. Ve bir GMK üyesi olarak e, bu yıl e, bir kitap yazmaya karar verdim. Bunu yapmama neden olan şey bir GMK üyesi olmak ve GMK'nın bir üyesi olarak e, Türkiye'de tasarıma katkıda bulunma bilincinin bende yaratmış olmasıydı. Şimdi baştaki soruya gelelim. GMK ne işe yarar? GMK aslında ne işe yarar? Size kısaca özetleyeyim. GMK yeni ilişkiler kurmanız için. Mükemmel bir platformdur. GMK sayesinde normalde tanıyamayacağınız pek çok önemli kişiyi tanırsınız. Bu kişilere e, danışırsınız, size tavsiyede bulunurlar, onları gözlemlersiniz ve arkadaş olursunuz. Ve şöyle düşünün, e, şu anda GMK üyesi olan kişilerin birçoğuna e, bir telefon uzaklığındayım GMK'da yer aldığım için ve sıkıştığım, çözemediğim bir konu olduğunda arkadaşlarımı arayıp hemen onlardan destek alabiliyorum. Onlar beni arayıp bir şeyler sorabiliyorlar. Yani aslında GMK benim için inanılmaz bir topluluğa dönüştü. Mesela daha geçen gün Taner Ardalı'yı arayıp birkaç şey sordum. Taner Ardal'ı bugün Türkiye koşullarında en iyi font tasarımcılarından bir tanesi. Keza yine Geray Gençer, çok yakın arkadaşım. Onur Yazıcıgil iki gün önce konuştuk. Yani bu kişilerin her biriyle konuşup diyalog kurabiliyorum. Ve şunu fark ettim. Bu ilişkiler ödüllerden çok daha değerli. Çünkü ödül dediğiniz şey nihayetinde bir sertifika, bir plaket. Ama ilişki kurmak, arkadaşlara sahip olmak en önemli ödüllerden bir tanesi. Ve GMK bana bunu verdi. Çünkü şu soru soruluyor. GMK bize ne verecek? GMK size... Yeni insanlar tanıma fırsatı ve yeni arkadaşlıklar kurma e, olanağı veriyor. Bu çok önemli. E, bu sunumu da açıkçası bunun üzerine kurgulamak istedim çünkü şu anda 142 tane öğrencimiz var, öğrenci üyemiz var özür dilerim, 388 tane profesyonel üyemiz var ve toplam 530 kişiyiz. E, ve bu sayı ne kadar artarsa bizler o kadar güçlü ve deneyimli olacağız. Ve son olarak. Sen de GMK'lı ol diyerek sunumuma son vermek istiyorum ve Yurdaer Altıntaş'ı da yine saygıyla anıyorum bu vesileyle derneğimizin yönetim kurulunda uzun yıllar görev yapan ve Türk grafik tasarımına katkıda bulunan bir tasarımcı olarak. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için bize. Çok teşekkür ederim Ardan Bey. Harika bir sunuştu. Böyle kıkırdadım yani izlerken. Gerçekten çok mizah dolu. Ama bir yandan hem sizin kişisel öykünüzün de dinleyebildiğimiz... ...ama bir yandan da GMK'yla GMK ilişkinizi de görebildiğimiz... ...GMK'yı da tanıyabildiğimiz, anlayabildiğimiz bir sunuş oldu. Çok teşekkürler Ben teşekkür katkılarınız ederim. için. Şunu da belirtmek isterim. Sorularımız geliyor. Üçüncü oturumda soru-cevap kısmında izleyicilerimiz... Hepinize soruları o oturumda soracaklar. Tekrar çok teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi Çağla Turgula geçiyoruz. Çağla Hanım buyurun söz sizde. Evet sesimi açayım. Saniye ve ekranımı düzenliyorum. Görülüyorum değil mi? Evet, evet. evet. Ee, öncelikle e, ben de çok teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne e, ve Aykut Genç'e beni taşı e, buraya davet ettiği için. E, Ardan çok güzel özetledi ve harikaydı. E, GMK'nın e, yeri benim için de çok çok değerli ve Belki de e, hani kariyerimde burada olmamın e, en önemli sebeplerinden biri burada bu konuşmayı yapabiliyorsam. E, GMK'nın arkada plandaki değeri e, çok çok destekleyici unsur olarak çok kıymetli. E, ben e, aslında e, biraz böyle katmanlı bir sunum olacak ve Umarım teknik anlamda e, bir karışıklıklar çıkmaz. Önce bir kendimden bahsedeyim. Kesintisiz 25 yıldır grafik tasarımcıyım. Arada boşluklar var. 18 yıldır da grafik tasarım eğitimi veriyorum. Aslında aklımda eğitimci olmak, akademik kariyer yapmak yoktu. GMK ödüllerimle daha çok kimya'dan aldığım ödüllerle önce Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı bölümüne daha sonra da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne part-time e, ders vermek üzere çağrıldım. Ve e, o esnada Marmara Üniversitesi'nde ders verirken e, yüksek lisans yaptım. E, çalışma hayatını daha çok özledim. Böyle gidip geldiler yaşıyordum. E, sahaya geri döndüm ve kendi açtığım ofiste freelance çalışmaya ve üretmeye devam ettim ee, ve bu aralarda da tam zaman aralığını şimdi net olarak söyleyemeyeceğim uzun bir süre e, GMK'da aktif çalıştım sergilerde e, ve e, yönetim kuruluna pardon ve ödüller aldım ödüller verdim e, çok oralara çok fazla giremiyorum çünkü çok vakit yok ama e, Oradan devam ediyorum. 2010 yılında Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünde o zamanlar yeni kurulmuştu. Mavaya yani kısa adıyla bir görüşmeye çağrıldım ve kendimi yine part time tipografi ve görsel tasarım dersleri verirken buldum. Sanırım her şey yolunda gitti. İki, iki sene sonra tam zamanlı öğretim görevlisi olarak olarak çalışmaya başladım ve hala aynı pozisyonda çalışmaya devam ediyorum. Çok az bir Mava'dan bahsedeceğim. Ee, Mava alışık olduğumuz yapıda homojen bir yapı değil. Yani benim geldiğim homojen bir yapıya sahip değil. Melez bir bölüm. Evet. Burada farklı sanat ve tasarım ve medya dalları bir arada gösteriliyor. E, grafik tasarım, kullanıcı deneyim tasarımı, etkileşim tasarımı gibi temel tasarım dalları ile birlikte e, film, fotoğraf, video, illüstrasyon dersler, dersleri de seçmeli olarak okula açık. E, buradaki e, enteresan kısım buraya kadar aynı, fakat buradaki enteresan kısım farklı fakültelerden gelen öğrenciler de bu dersleri alabiliyorlar çünkü dersler dediğim gibi seçmeli ve e, ilgilerini çekmeye devam ederse bu derslerin açılımları, bu derslerin devamlarını da alıyorlar ve e, bölümle mava bölümüyle birlikte çift ana yapabiliyorlar ve belli bir e, krediyi doldurduktan sonra belli bir süre sonra da e, çift diplomayla okuldan mezun oluyorlar. Burayı uzatmayacağım e, çünkü bugün bir eğitimci olarak e, tasarımı ve tasarım eğitimini bulunduğum noktada nasıl deneyimlediğimi ve ve nasıl yorumladığımı konuşmak için aslında buradayım. E, konuşmalara hazırlık yapmak için görüştüğümüzde bugünün çerçevesini B planı olarak e, çizsek demişti Ardan. Çok güzel bir isim buldu ve böyle tam e, düşündüğüm konuşmaya e, çok güzel bir başlık oldu. Teşekkür ediyorum. E, ben de... Bu mimaride tasarım eğitiminde alternatif modeller, benim örneğimde olduğu gibi yani şu anda içinde bulunduğum hibrit modeller nasıl çalışıyor deneyimi bu anlamda sizinle paylaşmak istiyorum. Bu bölüm içinde 3 yıl önce 2018 yılında üniversite içinde Circle isimli bir tasarım stüdyosu kurdum. Circle'ı nasıl tanımlayabilirim? Okul içinde okulun çeşitli birimlerine hizmet veren, öğrencilerin çalıştığı bir tasarım stüdyosu olarak tanımlayabilirim Circle'ı. Okul içi birimler derken neyi kastediyorum? Koç Üniversitesi bir araştırma üniversitesi ve içinde araştırma merkezleri ve laboratuvarlar var. Çok aktif çalışan ve diğer üniversiteler gibi çok benzer fakülteler tabii ve okula bağlı bağımsız okula bağlı birimler de var. Ve e, Circle bunlara çalışıyor. E, ne tür işler yapılıyor? E, kurum kimlik tasarımları, araştırma merkezlerinin ve onların projelerinin logo tasarımları, e, basılı ya da dijital e, poster tasarımları ile birlikte e, sosyal medya içerik tasarımları, e, hocaların tasarımları, e, Katıldığı seminerler, işte webinarlar e, gibi e, etki, etkinlik alanlarına duyuru tasarımları yapıyor. E, biz bu çerçevede iş üretiyoruz ve bu çerçeveyi genişletmek istemiyoruz çünkü iş hacmini arttırmak değil amacımız, hatta hiç değil. Amaç sürdürülebilir bir yapıyı korumak ve buradan devam etmek. Yani aslında geniş bir çerçevede değil de daha derinleşerek ve aynı şekilde devam ederek devamlılığını sağlamak istiyoruz bu kurumu. Zaten tüm okula hizmet vermek gibi bir amaç da söz konusu değil bir ara, üzerinde araştırma yapacak, vakit harcayacak, vakit verecek şekilde çalışmak istiyoruz. E, akademik dilde bunu söyleyebilirim. Bu burası aslında bir tasarım stüdyosu olmakla birlikte bir kendi içinde bir e, laboratuvar, bir araştırma merkezi gibi de diyebilirim. Öyle de konumlayabiliriz o açıdan baktığımızda ve e, Kurulalı üç yıl oldu. Biz yani bu hedeften uzaklaşmadık, orijinal e, fikirden sapmadık. Circle'ı ortaya çıkaran ne oldu? Birazdan işlerine gireceğim, merak etmeyin. Circle'ı ortaya çıkaran öğrenci ihtiyaçları ve okul ihtiyaçlarının buluşması oldu. Öğrenci ihtiyaçları, buradaki bütün grafik tasarımcı arkadaşlarımın da tahmin edeceği ortak sebepler. iş hayatını gerektirdiği profesyonel tavrı kazanmak. Yani bir tür bir prova gibi burası aslında, bir staj gibi düşünün. Uzman bir tavır, tavır kazanmak, grafik tasarım temelli derslerde edinilen bilgileri ve tasarım deneyimini pratiğe geçirmek, özgün tasarım düşüncelerini teknik yeterlilikle birleştirmek, çıkan sonuçları da sonuçların gerçek hayatta nasıl karşılandığını deneyimlemek gibi söyleyebilirim. Öğrenci ihtiyaçları böyleydi. Ve tabii portfolyo oluşturmak. Ee, okul ihtiyaçları da aynen hani sahada olduğu gibi bir çepek, bir farkı yok. Ee, hangi birimde olursa olsun, e, hangi birim olursa olsun onların bir görsel kimliğe ihtiyacı var ve e, bunun tutarlı bir yapı oluşturmasına ihtiyaç var. Ee, İletişim kurmaları için bu şart. Çok karışık işlerle karşılaşıyordum okulda, kampüste yürürken. Bunları biz yapabiliriz diye düşünüyordum. Aklımdan öğrenciler geçiyordu çeşitli afişlerle karşılaştığımda ya da logolar. Anlıyordum ki onları bir tasarımcı yapmamış onlar kendi içlerinde bir şekilde çözülmüşler ama çözülememişler çünkü çok karışık kalmışlar ve e, iletişime giremiyorlar ya da çok sayıda çok değerli konuşma sırf e, iletişime girmediği için e, atlanabiliyor gö görünmüyor e, ve karışabiliyor gibi bu yani bu duyurularla ilgili olanlar e, logo tasarımı da aslında e, yine genel anlamda ta, e, onu tanımlayabiliriz ki e, bir, bil, e, bir birimin bir kurumun ya da bir projenin e, görsel repütasyonu demek ilk karşılaştığımız elemanı. Dolayısıyla onunla ilgili bir bilgi veriyor. E, onlarla da ilgili karışık işlerle karşılaştığımda bunları biz yapabiliriz e, düşüncesi zaten hep aklımda vardı. E, yani söyleyebilirim ki biz bu ihtiyaçlar doğrultusunda zaten gönüllü çalışıyorduk. Bize tek tük işler geliyordu ee, ve yani işler bize derken bana geliyordu ve böyle bir kendi içinde bir ekibim vardı. İşleri paslıyordum ve öğrencilerle böyle daha çok iş yapmak için e, bu çok e, güzel bir platform oluşturuyordu ama tutarlı değildi. Böyle bir düzeni yoktu. Sonra bir gün e, sosyoloji bölümünden hocamız, e, arkadaşım Erdem Yörük, e, bir araştırma laboratuvarı için bir e, benden afiş istedi. Araştırma laboratuvarının adı Emerging Market Welfare isimli bir merkez için. E, bu, bu bir seminerler dizisinin başlangıcıydı, bir duyuru posteriydi. E, o sırada öğrencim Eymen Şahin onun tasarımını yaptı. Çok beğenildi, çok düzgün paylaştı. E, çok sade, çok net e, anlatımı olan bir işti. Çok beğenildi ve e, e, Erdem Hoca Avrupa Araştırma Konseyinden aldığı fonu fondan bize bir bütçe ayırdı ve Eymen'e o e, Eymen'in işini ödüllendirdi e, ona bir ödeme yapıldı. E, bu bizi çok şaşırttı ve çok çok mutlu olduk. Çünkü bunun bir yani çok ciddi de olsa bir karşılığı olduğunu gördük ve aslında bu teşekkürler ediyorum Erdem Hoca'ya. profesyonel anlamda bizi bir bizi çalış yani profesyonel anlamda çalışmaya başlamış olduk biz bu sayede. Ve o sırada düşündüm. Hani geçmişte olanları gelecekte olabilecekleri ve dedim ki bunu biz aslında böyle hani kurumsal bir şeyle birleştirebilirsek, e, bir tasarım stüdyosu adı altında, e, o zaman profesyonel olarak çalışabiliriz. Yani çeşitli fonlar ayrılabilir ve çok cüzi rakamlarda olsa çocuklara ödemeler yapılabilir öğrencilere. Ve o zaman biz e, bu şekilde çalışabiliriz ve e, bu düşüncemi dekanımızla paylaştım. Aylin Küntay'a buradan tekrar teşekkür ediyorum. E, öngörüsüyle bunu kabul etti ve <laughs> e, biz bunu onaylattık ve ee, hemen isim bulundu, logo tasarlandı, böyle çok büyük bir hevesle, çok büyük bir heyecanla biz e, bir e, hemen bir web sitesi yaptık. Zeynep Kiriş yine öğrencilerden endüstri mühendisi aynı zamanda maviyle çap yapıyordu o zaman ve e, kodunu kendi yazdığı e, circleı e, resmi olarak e, kurmuş oldu siteyi e, kurarak şimdi size onu onu paylaşmak istiyorum sitenin görünümünü sitemiz bu ee, Yani her işimizi koymuyoruz ama sevdiğimiz işleri burada biriktiriyoruz burada çok çeşitli Yani her birinin üstünden tek tek geçmeyeceğim ee, sonra isteyen olursa lütfen e, girsin baksın e, çok eğlenceli işler var ee, ...üç yıldır biz işlerimizi burada biriktiriyoruz. Bu site nasıl çalışıyor? Ee, şöyle ki, öğrencilere ilk sö söylediğim şey, briefsiz iş yapmayın. Ee, yani her zaman işler derli toplu, düzenli ve yazılı gelsin. Aksi takdirde kafamız karışır, yanlış yollara saparız sonra hiç toparlayamayız. Kabul etmiyoruz. Ee, bütün bunları hep YMK'den öğrendim bu arada. O kadar çok sık söylemek istiyorum ki ama... Konuşmanın akışı içinde kalmıyor. Yani bütün bu Oha aslında hep gemek gelen bilgiler. Önce buradan mesela şöyle bir örnekle giriyorum, brief geliyor. Yani daha doğrusu bir biri giriyor siteye ve diyelim logo tasarımı istiyor. Bununla ilgili bilgileri dolduruyor. Ondan sonra işte. Belki ilgili e, görseller varsa buralara ekliyor ve bunu e, bize gönderiyor. Bu bizim mail ağımız, e, mail kutumuza düşüyor. E, biz bunu alıyoruz, değerlendiriyoruz. E, i̇şin durumuna göre ve bu arada hani burası biz tasarım stüdyosu ama e, çalışanlar öğrenci. E, bunlar hani 9-6 çalışmıyorlar. E, hepsinin ajandası farklı, derslere giriyorlar, çıkıyorlar. O sırada kim uygun, e, kimin e, kim bunu yapabilir? Başlangıç seviyesindeki bir öğrencimi yoksa daha ileri seviyede bir öğrencimi, biz işe göre karar veriyoruz. Ondan sonra ve işe başlıyoruz bir şekilde. Onlarla da bağlantı kurarak işe başlıyoruz. Ben tekrar işe döneyim, işlere birkaç tane örnek vereyim. Mesela, pardon. bir tanesi bu okulun içinde e, artificial intelligence e, yapay zeka e, araştırma merkezi araştırma laboratuvarına yaptığımız bir banner tasarımı bir infografik e, görüntüsünde um, okulda e, Sevgi Gönül Kültür Merkezi var ve burada e, çeşitli etkinlikler oluyor. E, Remote'dan önce yani online sistemden önce e, bunlar e, okulda, auditoriumda gerçekleşiyordu. Sonra online sisteme geçildi. Ve burada da e, bu broşürlerde artık hani dijital platforma taşındılar. Burada öğrencilerin, e, yapan e, öğrencilerin bu işi gerçekleştiren burada da künyemiz e, yer alıyor. E, i̇ki ayda bir. Başlık, kapak değişiyor. İç sayfalarda böyle bir şablon oluşturduk. Bu şablona yeni bilgiler giriyor. Böyle bir şeyimiz var. Yine bu da diğer kapağı. Yine Sevgi Gönül Kültür Merkezi üzerinden gidecek olursak, orada eskiden... Her Salı okulda caz dinletileri olurdu. Sonra o evde caza dönüştü. Her şey birdenbire hızlı oldu yani bir anda online'a da bunu uyarladılar ve Elif Çağlar konuktu. Bu da onun duyurusuydu, sosyal medya duyurusuydu. Daha sonra bunlar zaten e-flyer olarak okulda dolaşıma da girebiliyorlar, giriyorlar. Sonra bir tane Yine bir laboratuvar için, bir proje için yapılmış bir logoyu göstereyim. Bu bir e, mobil aplikasyon logosu. E, doğal afetler durumunda, acil durumlarda insanların e, yardım çağrısı olarak kullanabilecekleri bir e, logo. E, bir aplikasyon pardon onun logosu. E, başka bir logo daha. Bu da e, paralel programa, programlama üzerine çalışan e, bir bilgisayar mühendisi hocamızın bir projesi üzerine bir projesi için yaptığımız logo bir More mor isimli bu bilgiler geldiğinde bir de bunlarla ilgili bilgi toplamak öğrenmek de çok çok eğlenceli bunun sonu yok çünkü her hepsi yeni kapılar açıyor bize yeniden öğren yeniden merakla bakıyoruz öğrenmek için. Um, Koç Üniversitesi'nin aynı zamanda yayınları var, Koç Üniversitesi yayınları ve e, birkaç yıl önce e, çocuk kitapları çıkarmaya e, başladılar e, ve ben de onun e, tasarım danışmanlığını yapıyorum e, ve çocuk kitapları yerli ve yabancı olmak üzere e, yayın evinin amblemine e, uygun olacak şekilde biz de böyle bir logo tasarladık. E, o Aynı dünyanın içinde, o da bir labirent gibi bir şeydi. Yani görsel olarak, şekil olarak, onlar birbirine çok benziyor. Tabii ki çocuk dünyasına çok daha yakınlaştırmaya çalıştık. Ee, başka okulda çeşitli sergiler oluyor. Mesela bu bir illüstrasyon sergisi ee, ve e, illüstrasyon sergisinin duyurusuydu bu. Bu da katılımcılar ve bu ee, katılan öğrencilerin isimleri bu o zaman basılmıştı o zamanlar online değildik ee, gibi yani mesela böyle bir e, seminer duyurusu bu artık e, çok yerleşti koç sohbetleri Yani bu, bunu gören zaten artık yani bu okulda e, hem sosyal medyada duyurulan bir e, seminer dizisi e, Koç sohbetleri hem de e, okulda hem dolaşıma giriyor hem de sosyal medyada da duyuruluyor. Hocaların isimleri değişiyor ve böyle çok farklı konularda seminerler veriliyor. Şu anda onlar webinara dönüştü tabii. E, ama şu görseli gören e, artık bunun bir e, koç sohbetlerine ait olduğunu anlayabiliyor. Çünkü çok yerleşti ve çok çeşitlendi. Şu anda kaçıncı olduğunu hatırlayamıyorum. Ama burada bir tane örnek olarak gösterdim. Evet. Yani böyle çokça işimiz var ve olması olmaya da devam edecek gibi e, brief alma konusunda da hani e, bütün bunlarla çalışırken öğrenciler ya brief doğrultusunda çalışıyorlar dedim e, brief almadan iş yapılmıyor bu da onlara çok ciddi bir disiplin ve düzen e, getiriyor yani başlangıç olarak e, çünkü nasıl başlarsa hiç öyle gelişiyor öyle sonuçlanıyor dolayısıyla brief konusunu çok önemsedik e, bu Burada yapılan işler üzerinden e, öğrenciler derste e, öğrendiklerini uyguluyorlar, e, sunum yeteneklerini geliştiriyorlar, e, yazılı ya da sözlü olarak, e, revizyon yapmayı öğreniyorlar. Yani ilk başta yapılan işin hemen kabul edilmeyeceğini ya da neye göre nereden geri döneceğini, bütün bunları zaman içinde tecrübeyle hesap ederek ona göre tasarlıyorlar. E, müşteri kavramına yakınlaşıyorlar. Yani yaptım oldu değil de artık hani her şeyin çok daha hani bir brief e, olması bir, bir sonuca yönelik bir problem çözümü olduğunu kabul ederek e, bir tasarım problemi olduğunu kabul ederek e, çalışıyorlar e, ve en önemlisi pratik yapıyorlar sürekli pratik yapıyorlar. E, bir de bizim bir eğlence alanımız var. O da şu Days in Circle isimli bir e, Instagram hesabımız var. E, bu da şöyle. E, en baştan şöyle yani buna da merak eden lütfen takip etsin. Şöyle geçen yıl salgın başladığında, pandemi başladığında herkes evlere kapandı. E, yurttaki öğrenciler evlere gitti, evlerine döndü. E, ya da işte arkadaşlarıyla birlikte yaşarken herkes yine anne baba evine döndü. Bu ciddi bir sıkıntı yarattı öğrencilerde. ...beni dinleyen öğrenciler de belki büyük ihtimalle buna katılıyorlardır. E, ve e, Ama üretmeye devam etmek istiyorlardı Circle'da da işler çok azaldı. Çünkü faaliyetler bayağı azalmıştı. E, o zaman biz de böyle bir serbest alan içinde üretelim... ...nasıl üretelim diye düşünüp e, böyle bir alan yarattık. E, yani o ruh halleri, öğrenciler... ...bunların her biri başka bir öğrenci tarafından yapıldı... ...ya da tekrarlar da var tabii ama... Yani içinde bulundukları durumdan aslında kurtuluş yolu gibi üretmek hep terapi gibi gelir ya aynen onlar da bunu hissederek ürettiler. çeşitli böyle işler yaptılar, tasarımlar, çeşitli çizimler, işte pandemi ikonlarıyla kullanarak ya da işte online eğitim üzerine böyle bir takım işler üretildi. Daha sonra karantina dönemi tamamlıyor, bitti. Ee, ve döndük. E, hayata işte yani yarı şeyde olsa tamamen olmasa da döndük. E, ama üretmeye de tekrar devam etmeye Bu da paralel bir şekilde yani Circle'da da işler tekrar devam etmeye başladı. Ama Days in Circle'da e, sonlanmasın ya da aynı, daha da aktif e, olsun diye... E, çeşitli sosyal içerikli konuları yani yine kendi duygu dünyamızı yansıtmaya devam ettik ama bir yandan da sosyal içerikli konulara gündemde bir şeyler varsa onlara değinmeye de gayret ederek mesela şu bir İzmir depreminde yapılan bir iş deprem sonrası bu işleri üretmeye ve tekrar sürekli post etmeye devam ettik mesela yılbaşı yaklaşıyordu işte böyle bir geriye sanım sayım işte 12, 11, 10 gün kaldı, 9 gün kaldı, 8 gün kaldı. Bunların her biri başka öğrenci diyorum ve 7 gün kaldı. Buradaki görsellerden sayıları buluyorsun. Herkese bir sayı verildi. Yani tamamen eğleniyoruz ve en sonda da bütün katılımcılar bu çorapların üzerinde isimlerini yazdık. Ee, işte küresel ısınma hayvanların buradan nasıl etkilendiği tek tek geçmeyeceğim ee, ve diğer sosyal içerikli konular kendi duruşumuzu belirleyen e, bir takım burada görebilirsiniz. Sağlık çalışanlarına ithafen bir takım bir post. ...en son İstanbul Sözleşmesi'ne ait yaptığımız bir şey. Ee, yani böyle bir de Days in Circle diye böyle bir şeyimiz var şu anda. E, yani böyle çok follower olsun, çok yayılsın, keşke yayılsın, çok daha e, mutlu oluruz. Ama amaç burada aslında sadece ve sadece üretmeye devam etmek. Çünkü bir kere bunun e, eğlencesine varınca, bir kere bunun sihrini görünce... ...zaten durduramıyorum, durduramıyoruz. E, durmasınlar da zaten. E, Şimdi buradaki şey şu, bu öğrenciler yine birazcık şey başa döneceğim. Bunlar hani grafik tasarım dersleri alıyorlar ve onların sonucunda bunları üretiyorlar ama bu hibrit yapı içinde bu öğrencilerin aslında geçmişinde çoğunda tamamında demiyorum ama çoğunda özellikle Circle bünyesinde çalışanların. Geri planda başka fakülteler var. Ee, Gülbin Hoca bahsettiği interdisipliner eğitimden bu, onun hani biraz daha hatta genişlemiş hali. Ee, benim dersim alan, grafik der, yani tipografi dersi ya da görsel tasarım dersi alan, e, bilgisayar mühendisi felsefe. E, Matematik, endüstri mühendisi, edebiyat öğrencileri de var ve onlar bu işleri üretiyorlar. Bu çok aslında enteresan bir konu. Yani benim ilk karşılaştığımda yadırgadığım ve nasıl olacak bu diye düşündüğüm bir konuyken çok alıştım ve bunun çok güzel bir mozaik yarattığını düşünüyorum. Çünkü bunlar ürettikleri ders projelerinden sonra ilk işler. Ama eminim ki arkalarındaki o farklı disiplinlerden gelen anlayışla üretim çeşitliliğini genişletecekler ileriki işlerinde. Onu düşünüyorum ve şöyle de bir şey yani bu Circle aslında onlar bir B planı gibi geldiler. Yani onlar için B planıydı tasarım ve zaman içinde gördüm ki kariyer planları değişti. Yani onlar aslında B planı olarak başladığı yerlere yere B planının konumladıkları yeri A planı olarak değiştirdiler ve kendilerini grafik tasarımın içinde buldular. Biraz aslında onlardan da bir takım sözler topladım ve Sizinle onları da paylaşmak istiyorum. Ee, yanlışlık yapmamak için de e, birebir onları ekrana getirmek istiyorum. Tamamen olması şey gibi bir dakika bir de isimleri olacak. E, Berre demiş ki, şimdi burada onların e, yani buradaki bütün öğrencilerin e, sol sütunda... E, Diğer geldikleri disiplinin ismi var ve sağda da onları birleştiren ortak noktamız grafik tasarım ve burada aslında konuş söyledikleri şey iki disiplinin nasıl bir şekilde birleştiği, hangi noktada birleştiği. Ve çok farklı e, açılar e, burada göreceksiniz. Endüstri mühendisi olan e, Berre diyor ki e, bu iki tarafta da amaç aslında birbirine çok benziyor. Endüstri mühendisliğinde son kullanıcıya sınırlı kaynaklar yoluyla e, amaca hizmet eden ürünler sunabilmek bizim amacımız. Bunun grafik tasarım, tasarımdaki tezahürü ise tasarım sürecinin her aşamasında ürünün işe yarar, yararlığını biz sorguluyoruz. Ürünün işlevini yani yararını öncelikli kılıyoruz. E, psikoloji öğrencisi Melissa e, diyor ki, bireylerin beş duyuları tarafından algıladıkları çevresel uyaranların bilişsel yollar ile nasıl elendiğini ve önemli olan bilginin nasıl öne çıkarıldığını incelemek istiyorum. E, burada da onun grafik e, tasarım karşılığı olarak ya da e, paralel olarak buna diyor ki, e, fark yaratan, hatırlanan, hedef kitle tarafından algılanması net olan ürünler yaratmayı hedefliyorum. Felsefe öğrencisi Cemre, felsefi argümanlarda kesin bir doğru veya yanlış yoktur. Ancak bir argüman yani düşünce ortaya koyulurken argümanı oluşturan önermeler, varsayımlar temellendirilmelidir ve sağlam kanıtlara dayandırılmalıdır. Bu aslında bizim çok sık tartıştığımız, çok konuştuğumuz bir konu. Tasarımı objektif kriterlerle tanımlamak e, önemli. Ürünleri öncelikle, e, ürünleri güzel ya da çirkin olarak değil, yani sübjektif değerleri üzerinden değil de rasyonel argümanlar üzerinden değerlendirmek gerektiğini burada Cemre vurguluyor. Matematik öğrencisi e, ve grafik tasarım öğrencisi aynı zamanda İpek e, Köprülülü e, diyor ki her teorinin mantıksal bir kanıtı vardır e, ve bunun karşılığında her tasarım kararını bir nedeni vardır. Yani bir kompozisyonda koyduğumuz noktanın yeri, boyutu, rengi, bunun her birine bir açıklaması, bir gerekçesi, bir, bir sebebi olmalıdırın cevabı bu. Her teori başka teoriler üzerinden şekillenir. Bunun bizdeki karşılığı grid, hizalama, beyaz alan gibi her tasarım övesi birbiriyle ilişkili olacak şekilde kararlaştırılır. Onların hepsi birbirleriyle bağlantılıdır. Her şey fonksiyonlar ve bağımlılıklar ile ilgilidir ve bir kurala karar verildiğinde tamamına uymalıdır. Benzerlik, süreklilik, tekrar gibi temel tasarım prensipleri birbirini tamamlar, tek bir sonuca götürür. Amaç bu kuralları ayrı ayrı çalıştırmak ve sonunda uyum içinde çalışan bir bütün oluşturmaktır. Edebiyat sizi şaşırtabilir. Çünkü yani edebiyat öğrencisinin grafik tasarımla nasıl bir bağlantı kurduğunu burada görürken ben şaşırdım. Çok aydınlandım. Ee, okumalar içerisinde çok anlamlılığı barındırır ve bu sayede zenginleşir. Her okuma metnin içinden alınan ispatlarla desteklenir. Ekin diyor. Ve e, bunun grafik tasarımı olarak e, tanımına da şöyle ekliyor. Görsel bir öğenin farklı çağrışımları vardır ya da olabilir. Önemli olan bu çağrışımların anlaşılır ortak bir dilde buluşması ve hedef kitleyle doğru bir iletişim kurmasıdır. Ve en sonda bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisi olan Selin de şöyle bir analiz yapmış: Adım adım düzenleme programlamanın temelidir. Problemi iyi anlamak, mantıklı alt problemlere parçalamak, her birini kendi içerisinde çözüp parçalardan çözüm inşa etmek gerekir. Ve bunun karşılığında bir tasarım problemine çözüm ararken yapılması gereken problemi segmentlere ayırmak, parçalamak. Parçaları mantıksal bir yapı, bütünlük oluşturacak şekilde yeniden bir araya getirmek ve birlikte doğru bir şekilde çalıştıklarına emin olmaktır. Bir notu daha var onun. Bir program olabildiğince çok durumu kapsayacak şekilde yazılmalıdır. Bunun için karşılaşabilecek tüm girdiler önceden düşünülmelidir. Bizde de bu çok ortak, yine çok benzer. Gerekli tüm veriler tasarıma başlamadan önce toplanmalıdır. Sonradan eklenen bilgiler kompozisyonu değiştirir. Çıkış noktasından farklı bir yere gelmesine sebep olur. Yani tamamen farklı bir kompozisyonla karşılaşırız. Dolayısıyla bütün bilgileri önceden toplamalıyız gibi bir sonuca varıyor Selin. Yani sonuç olarak yani bütün bunların ışığında benim söylemek istediğim şey... Ee, yeni dünya düzeninde tasarım eğitimleri kapsamında multidisipliner eğitim modellerinin çoğaltılmasına ihtiyaç var ki bu kadar çok... Far, e ...farklı e, görüşü bir arada e, barındırma imkanı, beraber üzerinden analiz yapma e, imkanları bulalım. E, Circle üzerinden tanık oldum ki, e, tasarımı yani az önce de söylediğim gibi... ...bu öğrencilerin çoğu tasarımı B planı olarak düşünen çok sayıda öğrenci... E, ...kariyer planlarını değiştirdi ve B planları gerçek plan yani A planı oldu... E, bu durum Circle ile tabii ki doğrudan ilişkili ama asıl neden burada grafik tasarımın büyüsü. Grafik tasarımla bir karşılaşan ondan ayrılamıyor ya da hani o kadar heyecanlı ve o kadar böyle birden bir hevesle doluyorlar ki yaptıkları işi buna uyarlıyorlar. Unutmuyorlar ama buna uyarlıyorlar ve bence bu çok eğlenceli. Farklı disiplinlerden beslenmenin tasarım kararlarında çok etkisi var öğrencilerin sözlerinde de belirttikleri gibi Aslında disiplinler bir şekilde birbirleriyle disiplinler bir şekilde birbirleriyle ilişkili ve bağlantılı yani böyle kalın çizgilerle birbirlerinden ayrılmış durumda değiller çok geçişkenler yani çünkü birbirlerine çok birbirleriyle çok ortak noktalar var paylaştıkları. E, bu aslında birden fazla dil öğrenmekten çok farklı değil. Çünkü hepsi, her dil, her disiplin yeni bir açılıma sebep oluyor ve yeni imkanlar sunuyor, yeni düşünme biçimleri getiriyor beraberinde. E, tasarım sürecini ve çıkacak ürünü farklı disiplinler üzerinden değerlendirerek e, kendimizi ve uslubumuzu aslında bu noktada e, bir noktada ayrıştırmış oluyoruz, farklılaşmış oluyoruz. Ee, ve yeni anlama biçimleri, e, yeni anlatma ve algılama biçimleri yaratmak istiyorsak, farklı olmak istiyorsak e, ayrışmaya ihtiyacımız var ve e, bu da bilgi üzerine kurulu. E, ve eğer aranızda eğitimci adayı olmak isteyen varsa belki hani bu konuşmada e, bir şeyler işine yaramıştır ya da hani sadece eğitim e, eğitim Ad, eğitimci adayı olmak zorunda değil ama burada belki de e, ortak söyleyeceğim şey e, tasarımın bilgi üzerine kurulması gerektiği, aksi takdirde e, subjektif yani ben sevdim, ben beğendim, ben istedimden uzaklaşması mümkün değil. E, son olarak da şunu söylemek istiyorum Ardan'ın söylediği şeye de çok bağlı ya da o böyle gemek ayağı anlatırken birden e, çok özlemim kabardı. <laughs> Çok özledim. Özlediğimi düşünüyorum. Ee, aslında ben Circle'ı kurarken, Circle'ı yürütürken e, hep arka planda GMK var. Gerçekten. Yani oradaki dayanışma, oradaki işe sarılış, e, yani oradaki sergi hazırlıkları, yarışma heyecanı, ödül aldık, ödül verdik hani bütün bunlar e, birim bir şekilde bir tezahürünü görüyorum. Yıllar geçti. E, yani oradaki anlayış bana öyle bir öyle bir içselleştirmişim ki ve o kadar bunun faydasını o kadar çok görmüşüm ki çok teşekkür doluyum aslında oradaki her elemana ve yani beni buraya getiren bütün nedenlere, GMK'nın sebep olduğu bütün nedenlere o yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Çağla hocam. Ee, artık aslında interdisipliner ve multidisipliner bir perspektifle tasarımı aslında tek bir alana hegemonik bir şekilde bağlamayan birçok alandan beslenen bir e, alternatif zemin oluşturabilen çok güzel bir örnek verdiniz. Circle gerçekten hem sizin emeğinize sağlık hem bütün öğrencilerin emeğine sağlık. Çünkü hani hep grafik tasarımcılar tasarım yapar. E, hani e, öyle bir e, klişe var ki e, bunun siz çok Doğru olmadığını aslında. Her bir alanın kendi perspektifiyle alana çok güzel şeyler kattığını çok güzel örneklerle açıkladınız. Sorular muhakkak gelecektir soru cevap kısmında. Çok teşekkür ederim sunuşunuza. Teşekkür ben de. Çok sağ olun. Şimdi 10 dakika bir aramız var. Aykut Gençle ile Hazar Çetin bizimle olacak. Aykut Genççe ben çok teşekkür ederim sizinle bizi buluşturduğu için. Aykut'la biz sonrasında çok birbirimizi tanıdık. Artık o bizim yüksek pardon doktor öğrencimiz. dersler alıyoruz beraber. Onun bizim fakülteye katmaktan dolayı çok mutluyuz. Aykut, Aykut'cum tekrar çok teşekkür ederim bu güzel insanlarla bizi tekrar buluşturduğun için. 10 dakika sonra tekrar birlikteyiz. Aykut Genç ve Hazar Çetin'le birlikte hocalarım çok teşekkür ederim katkılarınızdan ötürü. Görüşmek üzere tekrar. Teşekkürler.